sevgili dostlar, bugün günlerden cumartesi. Türkiye'nin Twitter fenomenleri bayramda bizi ziyarete geldi. Ben az konuşuyorum, konuşamıyorum, yok öyle yapıyorum ve hep eleştiriyorlardı beni. Buyurun, hadi bakalım siz konuşun. Evet, 27 Ekim 2012 müthiş bir gün bizim için. Çok heyecanlıyız. Çok değerli dostlarımız var. Twitter fenomenleri burada. Türkiye bugün bu videoyu konuşacak. Hemen yaşça büyük olanımızdan başlıyorum. Sevgili Nafer Ermiş. Beyaz delisi. Sırtı dönük. Sevgili tweet prensi. Burada tweet prensesi yok. Tweet prensesi benim. İtiraf ediyorum. Gerçeğiz yani. Evet, ve sevgili... Gerçeğiz bak sevgili evet. Prensesi. Ve sevgili sırtı dönük burada. Buyurun, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Biz böyle hoş bulduk deyip kalıyormuş hepimiz beraber. Ne yapayım? Ben senin... bize de yer verseydiniz ya. Bu arada şey, düzensiz fiil ve sevgili bak ne diyorum da... Gülme efektleri yok. Kamera arkasında gülme efektleri. Onlar da gülme efektleri olarak. Evet, şu anda yani. Şu anda fenomenlerimiz Avangardist'ten hediyelerini aldılar ve Yalçın aşağıda... Evet. Hemen felsefe duayeninden başlıyorum. Tamam, sıkıntı yok. Felsefe duayeni bir edebiyat virtüözü. Sevgili Nafer Ermiş, buyurun. Nereye büyüyeceğim abi? Yok şöyle. Şimdi bu arkadaşlarımızı Twitter olarak biz biraz daha sesli olabiliriz. Zaman zaman izliyoruz. Zaman zaman mı dedin abi? Twitter'da izliyorsun. Rast geldikçe en azından vakti buldukça diyelim. Çok güzel bu şeyler yapıyorsunuz, parçalar. Keyifle izliyoruz. Ben çok güzel bir girişim olduğunu düşünüyorum gerçekten. Evet, belki tam oturmadı ama yavaş yavaş daha iyi olacak. Ama oturursa kalkmaz ya, biz korkuyoruz. Zaten yapılması gereken bir şeydi. İnşallah daha iyi olur. Peki, çok teşekkür ederim. Gerçekten de canlı yayın olabilir aslında. Tabii. Abi canlı yayın tehlikeli olabilir de kanal falan düşünüyoruz yani. Evet. Hatta bir kanaldan teklif de var değerli. Ama bunu söylemeyelim. Bakara destekliyor. Nafer abicim şey soracağım. Edebiyatla alakamız, ilgimiz var mı? Var tabii. Bir kısaca kendi özgeçmişini anlatabilir misin ya? Biz çok merak ediyoruz seni. Şimdi burada başka arkadaşlar da var. Yok. Onlar da kadar. Ben zaten öyle gençliğimi bu edebiyatla harcamış bir adamım. O yüzden okulu falan uzattım. Yani öğrencilik yıllarında ben roman yazdım. İşte yayınlandı. Sonra bir öykü kitabı yayınladım. İşte şiirler var. Hiçbir şey tesadüf değil yani. Durduk yer olmuyor. Öyküler var tabii canım. Yani öyle bir şey olmaz. Ben siyasal bilimlerde okudum. Ekonomi okudum, politik okudum. C1 okudum, her şeyi okudum yani, istatistik okudum. Nasıl bir hissiyat? Sonra Almanya'ya gittim. Almanya. Ostdeutschland. Ostdeutschland. Reichstadt. Bremen. Evet sayın seyirciler. Almanlar buraya. Also, der kann super Deutsch sprechen, keine Sorge. Ya. 10 yıl orada yaşadım. Orada da Alman edebiyat okudum, felsefe okudum, bir de kültür bilimleri okudum. İşte... Biz gidelim o zaman. Biz valla okumadım, ben Cihangir'de aynı bir programda. Ben Cihangir'de oturuyorum Nafer abi. Zaman zaman işte oyuncu arkadaşlarımız falan, özellikle kızlardan, kadın oyunculardan, aktrislerden değil. Ya diyorlar, Nafer Ermiş. Ermiş gerçekten. Nasıl yazıyor falan falan. Sana tekrar döneceğiz, gerçekten ben de zevkle takip ediyorum. Bir şey söyleyeyim, buradan devam edelim istersen. Aynen. Ve bir gel, buluştuk, bayağı, beni ezdi. Sıkıntı yok, sırtı dönük burada, beyaz delisi burada. Hemen tweet prensine geçelim. Prensesi burada yok ama seni biraz tanıyalım. Kısaca olsun yalnız. İsmi Yasin, zaten herkes biliyor. Çeşitli TV programları ve... reklamlar, evet. İnternet sitelerine röportaj vermiş biriyim. Bir şahsiyet. Evet. Öyle biriyim. Bu ödülü de bugün TV'den aldım. Teşekkür ediyorum. Şey, şunu soracağım. Yalçın sen konuşmayı istersen. Yok, ben konuşamam. Hayır, ben konuşma özür diliyorum. Şu nasıl bir duygu ya da nasıl bir hissiyat? Sanalda... Müthiş ilgi görüyorsunuz. Ama sokağa çıkınca kimse tanımıyor. Evet, öyle bir şey oluyor mu? Değil, o bende var zaten. Çok rahat bir şey aslında. Ünlüler gidiyorlar. Yok, evlilik teklifi alıyor musunuz mesela? Tabii. Samim bir şekilde. Evet sayın seyirciler, Twitter fenomenleri. Hiç boş durmuyor. Son dakika açıklamalara. Günde en az bir 10 tane Gmail. Abi mail adresine nafer ermiş@gmail.com'a neler geliyor?
Neler gelmiyor ki? Evet. Kimi prensinden oraya mı geçtik? İçeceğiz. Reklamla ilgili tweetler geliyor. İşte retweet, kaç paraya retweet yaparsınız gibi şeyler geliyor. Aa, bu işte buna mı döküldü yani? Ya öyle teklifler geliyor. Ben de diyorum ki ben retweet hesabı değilim. Ben parayla retweet yapamam diyorum. Beğenirsiniz diyorum. Onun da kendim bulurum zaten beğenecek tweet'i. Evet. Onlara hiç cevap bile vermiyorum. Evlilik teklifleri tabi oluyor. FaceTime şuradan buradan oluyor. Şaka yok. Açık mısın evlilik tekliflerine? Teklifleri açığım ama kabul edeceğim konusunda. Geleceğin, evet. Sırtı dönük. Yok, yok bir şey daha. Bir de en çok gelen şeylerden birisi, benim herhalde yazdığım o bazen böyle ilişkilerle ilgili şeyler yüzünden. Ya işte benim böyle bir sorunum var erkek arkadaşımla. Evet, o çok geliyor. Ne yapmalıyım falan var. Evet, evet. Hatta bir tanesi şöyle bir şey yazdı. Salla git. Sevgilim var dedi. Fakat dedi birisi benimle yapmak istiyor. Ne yapayım? Yatabilir miyim? Yatsam mı? Allah dedim yat dedi. Güzel bir şey yani. Eskiden Güzin abla vardı. Sonra Haydar Dünan vardı. Şimdi de evet sevgili dostlar. Tweet Prensi biraz sen... Siz sorun ben cevaplayayım diyor. Soru cevap bölümüne girmeyen lan beyler. Yok şey sorduk mesela sanal dünyada prenssiniz gerçekten. Evet, sanal dünyada öyle. Nasıl bir hissiyattır bu? Yani güzel bir şey aslında yani isim gayet güzel bir isim. Yani. Tweet prensi ben sormak şey istiyorum. İsterim. Hem sanalda da tanınayım. Dışarıda da insanlar. Yok dışarıda tanınmak istemem ya. Çünkü zaten ünlüleri biliyorsun. Köşe bucak kaçıyorlar televizyonlardan. Yalnız artık tanımıyorum. Alışverişe gidemiyorlar. Artık çok geç. Ben rahat rahat çıkıyorum ya. Kimse beni hiçbir yere tanımıyor. Rahat Tweet Prens kimse demiyor yani. Evet. Tweet Prens dışarı çıktığında rahat... insanlar seni tanımadıkları zaman böyle bir hüzünlük yaşıyor musun? Ya bak kimse tanımıyor. Kimse selam vermiyor. Herkes atlamıyor üstüne falan. Böyle bir hüzünlük. Ya ben şimdi yolda Nefer abi gözüm Nefer abi Tweet Prens'i diyor mesela. Ha başka? Ya ama başkası demesin. Gerek yok. Halk sevmesin, halk görmesin beni. Estağfurullah, estağfurullah. Abi, Tweet Prensi, Babyface, Nafer abi, geleceğin Can Yüceli. evet. Beyaz Delisi, buyur sen bahset. Abi ne kadar güzel ikisi de ya. Yazılım mühendisi, genetik mühendisi, demir döküm mühendisi. Bir de onları gerçek zannetmiş insanlar. İşte o fotoğrafları izledim. Şey bak ne diyor ama jinekolog demiştim. Taci Kalkavan'a atom mühendisi demiştim. İnanmışlar bunu. Evet. Dimension'lar geldi bize ya. Bak ne diyor. Ben neydim? Bak ne diyor jinekolog. Ben onu kaçırdım. Onu biz de kaçırdık aslında. Yok. Bizle ya da hep birlikte buluşacağımızı planladığımızda ne düşündün? Neyse. Ya aslında... İçinden böyle bir... Yok hayır ben proje hani yeni ve taze olduğu için aslında daha fazla desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten bu anlamda Türkiye'de bir ilk ve her zaman her şekilde Nafer abi olsun, Sakı Dönük olsun, ben olsun hani her şekilde destek oluruz. Biz de bayram için sizi ziyarete geldik. Çok başarınız devam ediyoruz. Yarışmacı arkadaşlar başarılar. Bu konseptte... Konsept çok iyi ve... Nihat Doğan'la Atilla Taş aynı anda bir program yapmayı düşünüyorlarmış aynı şekilde. Ne düşünürsünüz? Ay. Başarılı. Ay sen. Sürüştü. Evet. Sırtı dönük. Sırtı dönük. Çok tweet çıkardı yani. Evet. Evet. Çok malzeme çıkardı. Abi sırtı dönükte tam bir sekreter tipi var. Estağfurullah. Şey söyleyeceğim, sırtı dönük nikini alırken ne düşünerek aldın? Aslında hiçbir şey düşünmedim. Ya tamamen şöyle oldu. Normalde isim soyismin kullanımı. Sırtımı döndüm, olay bitti ya. Şimdi şöyle aslında o herkese sırtını döndü, bana yüzünü döndü. Ondan dolayı onu. Evet, herkese sırtı dönük. Konuşan, herkese sırtı dönük. Evet, konuşan evet. Düzensiz fiildi. Evet, araya girdi o kahkahaları arkadan fonda. Şey soracağım, Beyaz Delisi ona nasıl çıktı? Şeniki evet. Tercih etmedi. Aslında ben normalde böyle göründüğüme bakmayın. Beyaz Deli'yi çok seviyorum. Evet. Hani çeşitli tepkiler alsam da hiçbir başka maksadı yok. Evet. Tek amacım Beyaz Deli'yi çok sevmek. Ve o bir hani masumiyeti simgelediği için. Evet. Bir de benim şöyle bir tweetim var. Aslında beyaz renk değildir ama. Evet. Siyah. Aslında Zekeriya ya. Beyaz'a hayran. İtiraf ediyorum Beyazıt Öztürk, seni çok seviyorum gerçekten. Senin hayranını falan. Çok. Beyaz, Zekeriya Beyaz'ın ben zamanında, yemin ediyorum. O beni takip etti bir dönem. İlk defa burada söyleyeceğim. Beni takip etti bir dönem.
Dönmeyince upload etti. Köln'de öğrenciyim. Zekeriya Beyaz hastaydı. Ben onun ayaklarını yıkadım 1994 yılında. Onu söyleme öyle. Yok. Şimdi bir saniye yok. Bizi mahvetti. Şimdi sok bir saniye. 16-18 yıl geçti aradan. Daha öğrenciyim o dönemler. Şu anda onun ayaklarını yıkadığıma acayip pişman. Hatta köpek gibi pişmanım. Bu kadar net söyleyeyim. Evet, sırtı dönük. Biraz seni dinleyelim. Hafiften ne? Bu kadar. Hafiften ne? Söyle. Biraz sen konuş. Hayır, yalçın kadın ruhundan daha çok. Sen kendi anlıyorum diyecek de diyemedim bence. Şey, hedefler nedir? Ne güdüyor? Ne yapıyor? Buraya gelip rejim biraz sessiz. Ya benim Twitter'da öyle özel bir rejim abi, kitap hayali var mı? Roman falan filan. Hayal değil. Burada tek yazıyorsun zaten. Sonra üzerinde çalıştım, bitmek üzere olan bir roman var. Onu bitirirsem işte inşallah. En kısa zamanda yayınlayacağım. Bunu istedim. Böyle bir planı olarak. Pekala, açık bir şey soracağım hepinize. Hiç ilk defa bizi izlerken kim bu gerizekalılar falan dediniz. Kim bu? Hayır, kim bu dedi? Evet sayın seyirciler. Evet sayın seyirciler. Yapmayın, siz devam edin. Evet sayın seyirciler. Bugün çok önemli bir gün bizim için. Türkiye'nin Twitter fenomenleriyle beraberdik. Bayram mesajı vermek ister misiniz? Kısa kısa. Bu da Burcu'nu söyle bu arada. Ben? Neden illa ben? Evet, söylesin. Tamam, ben hep Burcu'yum. Evet. Ben İkizler Burcu'yum. Ben de Yay Burcu'yum. Herkesi bayramı kutlarım. Ben Akrep Burcu'yum. Herkesi iyi bayramı dilerim. Evet sevgili dostlar. Memleketler nereymiş? Benim bir benziyor sana. Adanalıyım ben. Adanalı'yı kalan adam. Denizli. Denizli. Aa, vay. Hemşerisiniz. Evet. Kocaeli. Evet. Kocaeli, süper. Vay, Beyaz Kocaeli. İyi günler. Nafer abi, istersen sen kapat bu sefer. Bugün siz Nafer abi, sen kapat bu sefer. Yapıyorsun.